X kare eksi y kare artı 2 y eksi 1 bölü y kare eksi x kare artı 2 x eksi 1 eşittir. Eksi 2 olduğuna göre x eksi y farkı kaçtır? Şimdi bu sorunun çözümünde normalde uygulanması gereken yöntem şu. Belli bir parantezi alacağız. İşte burada y'ler var, ortak y parantezini alayım. X parantezi. Oradan ne sadeleşir? Açılım yapmam gerekiyor mu? X kare eksi y kare x artı y x eksi y şeklinde açmam gerekiyor mu? Bunlara bakacağız. Ama şöyle bir uyanıklık yapabiliriz. X eksi y farkı kaçtır demiş. Bize hep pozitif sayılar vermiş. Demek ki x y'den büyükmüş. X y'den büyükse ben y'ye 0 veririm. X de pozitif bir sayı çıkar. Rahat rahat çözerim. Şimdi verelim. X kare eksi y'ye 0 verdim. Y'nin karesi 0. Artı 0 eksi 1 bölü 0 eksi x'in karesi artı 2x eksi 1 eşittir eksi 2. Şimdi bunu düzenlersek x kare, dikkat düzenlememiz lazım, eksi 1 eşittir. Şunu yukarıya atacağız. Eksi 2 oldu artı 2 artı 2x kare eksi 4x artı 2. Şimdi bunları da karşıya atalım. Çünkü hepsi bir tarafta toplansın. 0 eşittir x kare eksi 4x artı 3. Şimdi bu ikinci dereceden bir bilinmeyen denklem x kare eksi 4x artı 3 eşittir 0. Biraz pratiğiniz varsa burada x'in 3'ü sağladığını görürsünüz. Nasıl görüyorsunuz pratik olunca? Diyorsunuz ki ben bir şeyin karesini almışım. Üstüne de bir tane daha ondan koyunca 4 katına eşit oluyor olabilir. Yani mesela 3'ün karesini aldım 9. 3 daha koydum 12. Onun 4 katına eşit oluyor. Öyleyse 3 olur. Aynı zamanda 1 değerini de sağlayabilir. 1 koyduğunuzda da yine çözüm çıkacak. Demek ki x eksi y farkı x, y'ye 0 dediğimde ya 3'müş ya 1'miş. Zaten burada y 0 için 3 oluyormuş. Demek ki y'ye 1 verseydik de farklı bir şey olacaktı. X eşittir 1'i sağlamıyor. Onu sağlamamasının nedeni de şu. X eşittir 1 olduğunda payda 0 oluyor ve tanımsız oluyor. Hani y 0 x 1 olduğunda payda 0 oluyor. Tanımsız oluyor. O yüzden 1 olamıyor. Bu şekilde 3 sonucuna ulaşabiliyoruz. Şeyi göstermedim herhalde. İkinci dereceden bir bilinmeyen denklemi hani böyle göremezseniz hemen sınavda stres de olabilir garanti olsun diye şöyle açabilirsiniz. Bunun açılımını muhtemelen girerken çalışmış oluyorsunuz. X eksi 3 çarpı x eksi 1 şeklinde açılır. Kontrol ederken de x eksi çarptım x kare eksi 3x artı x kare eksi x eksi 3x daha eksi 4x artı 3 oluyor sağlıyor. Bu şekilde 3 sonucuna ulaşabiliriz.